Evet, 30 beygir Mercury. Bir dakika Mehmet. Arkadaşlar piyasa motoru bu 4.80, 4.5, 4.90 teknelerde hani benim bölgemde en çok kullanılan makinelerden biridir bu. Orta segment bir motor. Şimdi bunun kuyruğunu sökeceğiz. Mehmet'im, sen söyle bakayım kaç tane vida var mesela, kaç vidalar? 2-3-4 5 tane de var. Şimdi kuyruk, şurada kuyruk vidaları, civataları 2 burada. İki diğer tarafta 4 tane böyle var. Bir tane de üstten geliyor. 5 tane vidası var. Bunu söktüğünüzde arkadaşlar şu pimi önce sökün. Yani şu şanzıman telinin pimidir. Bunu da sökün. Ondan sonrasında bunu sökün. Bu 4 vidayı ayırın. Kuyruk kendi çıkacak. İmperler lastiğini işte sökümü için uygun. Yani pozisyon budur. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Şimdi videoya odaklanamadığımız için çok şey yapamıyoruz ama motorda başka bir şeyden bahsedeyim. Kuyruğu gördüğünüz gibi bu motor üst yani blok sökük, silindir kapağı elektriklenme almış, yemiş. O da işte conta yakması gibi aynı problem veriyor. Piston başlarına su alıyor. Motorunuzun elektriklenme aldığını nereden anlarsınız? Önce tutyaları kontrol edersiniz. Bakın bu tutya gayet temiz ama bunu alttan da kontrol edebilirsiniz. Sonra baktığınızda işte iç pervane tutyasını kontrol edersiniz. Takos tutya yerleri var ama bu kanat da takılıyor bunlara. Ekstradan buralara tutya takmanızı tavsiye ederim. Zaten açmışlar buraları. Gördüğünüz gibi kuyruğu yani maf bir durumda. Bu silindir kapağı zaten o yüzden gidik. Burada bu görüntüyü vermiş kişiye. Ama silindir kapağı maf bir durumda. Her yere elektriklenme almış. Gördüğünüz gibi elektriklenme almış. Bu parça Sen mi diyorsun ya? Hemen dışarıda galvaniz bekliyorum diyor. oluyor ama elektriklenmeden onun da işi bitmiş. Hoş Şimdi Mehmet geldin. sök Nasıl abicim. gelmişim? Videoda şey yapalım. Tamam. Sök paşam. Neden geldin? Motorla mı? Bunda güzel böyle Güzel manuel pistonlu falan ne? trim var. Bakın trimin burası da aynı şekilde elektriklenme Güzel oldu. almış. Düştü mü? Bunlar elektrostatik boyalarla Motor boyanıyor ilk etapta. böyle çıktı. Aynen. Sonrasında Elektrik işte böyle atma yapmış. Yani bariz, Bana da çok vurdu bir bariz ya. Adam. kötü durumda Tamam. elektriklenme olayı. Tamam. Yani Tamam. zaten olabilecek en kötü şey gelmiş motorun başına. Yanlış Silindir olmuş. kapağını da yemiş. Tabii biz onu doldurduk, taşlamaya verdik. Taşlanacak. Sonrasında tertemiz bir şekilde gelecek. Kaldır paşam yukarı doğru. Getir şöyle koy. Çok Şöyle koy. güzel hocam. Şey Arkadaşlar bu ara yapalım. tam sezona başlamadığımız için evin bahçesinde çalışıyoruz. Şöyle. Memo, dikle şöyle bir gösterelim önce. Ver bana. Bırak paşam. Sen tut bakayım kamerayı. Arkadaşlar, bu motorda olan şeyi söyleyeyim size. Bu motorda su gelmeme var motora. Yani motor su almamış. Conta yaktı dendi. Bakın burada bir sıkıntı var. Zaten hani bunlar resimdir. Yani çok net belli eder kendini. Bu motorda birçok şey kendini belli ediyor. Tabi buraya sıvazlama gres sürülmüş. Gres o ringlerde pek iyi saymayız biz. Genelde bakın içi zaten full gres. Genelde bunda Arap sabunlu tercih ederseniz çok daha iyi olur. Yani şuraya niye sürülmüş onu bilmiyorum. Sorun değil. Şimdi impelleri açacağım. Tekrardan şöyle yapayım. Şöyle koyayım. Aparatlarım arkadaşlar şu an tam düzgün şeyde değil. Sonra bu motorun ver paşam oradan kolu bana. Sonra bu motorun üstüne bakacağız. Yani su haznesine bakacağız. Neden bu hale gelmiş? Buradaki iz, pas izi, pas kusması ne? Niye oturmamış? Onlara bakacağız. Şimdi hocam şöyle yapayım ben bunu. Oturtayım şöyle. Rahat rahat çalışalım değil mi? Bir saattir. Yaksın, yaksın, yaksın. Kedilerin de düğünü var. Bir aydır.
Kediler düğünde. Bunları ben şarjlı ile söküyorum genelde. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür mutlaka. Ama bugün dediğim gibi bugün evin önünde çalışıyoruz. Hava da güzel. Böyle hani bulduk motoru, can sıkıntısına dedik hem size bir video hazırlayalım, faydalı olalım. Hem de işte işlerimizi hafifletelim. Ne kadar aletle şey deme Mehmet yani. Şarjlıyı şimdi alsaydım şuradan. Yani bir dakika sürmezdi bunları. Hepsini sökmek. Arkadaşlar. Gresi özellikle birkaç videoda da söyledim. Bu bölgede ben tavsiye etmiyorum. Tabii ki kullanılır. Belki firma bile tavsiye ediyordur. Gresi demirin demire geldiği yerlerde kullanın. Yani kromun İşte alüminyumla buluştuğu yerlerde kullanın ama böyle yerlerde kullandığınızda yani çöpten başka bir şey olmuyor. Şimdi Leatherman'ın pensi şerde tornavidayı ver. Getir bana. Gel. Şöyle göstereyim. Bu pislikten, çöpten başka bir şey değil arkadaşlar. Bakın. Bir yerden sonra Gresia yani sadece çöptür. Sadece pisliktir. Bir de temizlenmeyen bir pisliktir. Yani kötü bir pisliktir. Bunu hani ne deniz suyu atar ne de farklı bir şekilde bu gitmez. Böyle kalır durur burada yani. Durur. Bunu şimdi biz işte gerekli kimyasalları kullanacağız. Öyle yıkayacağız. Ondan sonra işte belki ılık su dökeceğiz. Yıkayacağız ama bunun hepsini imperleri söktükten sonra yapacağız. Evet. İmperler lastiğimi söktüm. Hemen içine Mehmet tutabilirsin. İçine abicim bak. Gör orada. Yani buna gelmeyen ya da yıkanmamış yani şey olmamış bu motor ne bileyim usta bir ele geçmemiş. Usta bir elde işlem görmemiş. Hani motorun çekeceği ne varsa sanırım hepsini çekmiş. Kamayı alıyoruz. Saç bunun altında aslında jont olur. Aynen altında zaten. Bakın yine gres. Bakın arkadaşlar. Yani bazı malzemeler bazı yerde iyidir. Her yerde iyi değildir. Yani Gresia burada iyi değildir arkadaşlar. Kanalları tıkar çünkü deniz suyu bunu açamaz. Yani deniz suyunun atıp gideceği bir şey değildir. Burada da yeri yoktur Gres'in. Yani şurada çamur gibi olur. Onun üstüne gelir de gelir, gelir de gelir. Finalde ne olur Mehmet? Her yeri tıkar değil mi? Doğru. Evet. Motorda bir yeri tıkar. Orada, burada yani... Niye motorun tazliği bununla uğraşsın? Motor niye soğumaya hani şey yapmasın da bununla uğraşsın? Bu kötü bir görüntü yani şey için. Şöyle. Bunda dişli yağ yok bak. Kuyruk yağı yok bu makinede. Kuyruk yağı da yok. Yani benim başta söylediklerimi tekrarlayayım. Arkadaşlar bunlar gresi sevmez. Bu malzemeler gresi sevmez. Kauçuk malzeme hani bu su hattı gresi sevmez arkadaşlar. Yani attığınız zaman buraya tıkamaya sebep olur. Ya conta niyetine mi kullanıyorsunuz? Ne niyetine kullanıyorsunuz? Veya kullanan usta ne niyetine kullandı bilmiyorum ama yani şu vaziyet ciddi yerlere gitmiş. Ciddi hararet şeyleri yapmış. Zaten motor baştan sona elektriklenme yapmış. Hani mesela diyorum. Gördünüz elektriklenmeyi. Bak burayı ne güzel delmişler. Burada büyük ihtimal yüzgeç var. Flap varmış. Delmişler. Arkadaşım mesela bu şeyleri atıyorsa, korozyon yapıyorsa hemen buralara küçük tutyalar tak. Kibrit tutya tak. Daire tutya tak. Tak ama yani tutyayı tak. Buraya da aynı şekilde. Çünkü bu malzemeler pahalı malzeme. Sonuçları hüsran oluyor. Yani
birçok şeyden feragat edip bunları alıyorsunuz. Ama sonrasında işte böyle hüsran yaşıyorsunuz. En azından onu yaşamazsınız. Hani kuyruğun hali ortada. Bunu ben kendime aldım. Ama yani satan kişiden hani üzülerek aldım. Çünkü güzel umutlarla bu motoru almış. Tam hevesi kırılmış. Adam artık o kadar bıkmış ki. Hani usta usta gezmekten. En son işte al kardeşim sana vereyim. Ben yeni motor aldım dedi. Yazık günah yani. Gerçekten yazık günah. O gittiği ustayı da bilmiyorum. Tanımıyorum da. Kimseyi de kötülemiyorum. Hani kötülemek istemiyorum. Sadece hani bunların şeyleri var. Yani kullanım kitapçıkları var. Kullanım kitapçıklarında ne, nasıl olur, nasıl olmaz hepsi yazıyor. Ben şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. Yani şey amacıyla topluyorum. Burayı toplayacağım. Çünkü malzemenin dağılmasını istemiyorum. Bunları tekrardan şey yapacağım ama sonrasında. Hani söküp temizliğini yapacağım. Şimdi iftar vakti geliyor. O yüzden şimdi de tekrar devam edelim. Hatta bunları bir kutuya alalım mı ya Mehmet? İyice yıkarız evde. Gel kutuya alalım. Toplamayalım. Hiç toplamayalım. Şuradan bir tane yoğurt kovası getir abim bana. Devam et onunla git ya. Fark etmez. Evet şimdi. Arkadaşlar şöyle bir kovaya aldım bunları. Ilık suyla contayı üstüne koyuyorum. Contayla bir işimiz yok. Burayı temizleyeceğiz tekrardan. İmpeller'i, housing'i, bunlar ılık suyla. Ben birkaç videoda demiştim, gres içerdiği yağdan dolayı bazı plastik aksamlarda şey yapabilir, sorun yapabilir. O yüzden hani ben kullanmıyorum gresi. Özellikle su attığında Arap sabunu kadar da iyisi olduğunu düşünmüyorum. En iyisi Arap sabundur arkadaşlar, bu su attığında çalışacaksanız. Arap sabunu birebirdir yani bu işlere. Hemen vidaları yerine takıyoruz. Bu da bizim malzeme kaybımızı engelliyor. Şöyle temizlik yaparken yine çıkartırız ama bunu buraya koyacağız. Bu hem video çekimi için hem de işte bizim dediğim gibi iftar saatine hazırlığımız için yaptığımız minik çaplı bir çalışma. Belki bir arkadaşın bir gün işini görür. Belki yardımcı olur. Gres sürecekseniz hemen noktaları göstereyim arkadaşlar. Bu motorun volan kuyruğu, yani volanına geçen şaftın ucudur. Gresi buraya basın arkadaşlar. Bu yani motorla kuyruğun, şanzımanın bulaştığı yerdir. Buraya basın gresi, hiç sıkıntı olmaz. Oraya sürülür ama diğer tarafa sürülmez. Şimdi şu hortuma bakalım. Hortum ne durumda? Arkadaşlar burada bir sıkıntı olmuş. Şöyle flaşı açamıyorum. Bakın burada bir kelepçe atılmış. Ne hikmettir, bir kelepçe atılmış. O da krom kelepçe değil zaten. Paslanır bir kelepçe atılmış. O da ne yapmış zaten? Orada işte paslanmış etmiş. Şöyle. Yani krom kelepçe çok da zor değildi. Atılsa birçok problem hallolurdu. Mehmet, flash yakamıyorum abicim. Işık verebilir misin yandan? Var mı? Şey. Ha? Ver bakayım. Mehmet şimdi ışığı getirecek. Buradan içine de bakacağız. Şöyle arkadaşlar. Pası, akan pası falan görüyorsunuz zaten. Işık yakanmışı. Ha. Bakın arkadaşlar şöyle. Burada komple oradaki hortumu uzatmak için yapmışlar sanırım bu olayı. Yani keşke oraya dahil ekleselerdi hortumu. Yani burada su çeken hortum buraya gelmiyorsa hemen size de göstereyim. Şu housing'deki şu bölmeye şunun gibi bir parça uzatma koyabilirsiniz. Yani şunu çıkartıp bir parça uzatma koyabilirsiniz. O daha iyi olur. Yani orada çalışmaktan çok daha kolaydır. Hani bu hortum ağza ağza gelecek motoru toplarken. Şöyle dikkat edin, ağza ağza gelecek. 30 beygir merkür arkadaşlar. Dediğim gibi manuel trimli. Yani
Varsa soracağınız bir şey mutlaka yardımcı olmaya çalışırız. Dinleriz, çözüm üretmeye çalışırız. Şimdilik videomuz bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu tekrardan antikorozif astarla astarlanıp, korozyona karşı astarla astarlanıp toplanacak, boyanacak. Pervaneyi sökeceğiz. Pervane solas. Pervaneyi sökeceğiz. Ve şey yapacak. Arkadaşlar hemen şu filtreleri es geçmeyeyim. Ben buraların temizliğini sık sık yapıyorum videolarımda. Bunların yönü daima ileri olacak. Bu doğru yönde bir filtre. Bunun yönünü karıştırıp geriye doğru takarsanız motorunuz yüksek hızlarda su çekmez. Bu zaten böyle yatay durduğu için, hani su çekmesi için yatay duruyor. Biz ekstradan yine bu motora tutyalarını tekrardan takacağız. Yani her yerine tutya takacağız. Çünkü elektriklenme yüksek olduğu bir motor. Sonrasında dediğim gibi antikorozif astarla güzelce astarlayıp çiçek gibi boyasını da yaptıktan sonra kendi ürünümüz, yani kendi malım. O yüzden şey yapmayacağım, yani hani bunu satışta veya müşteri malı değildir. O yüzden rahat rahat hani konuşuyorum, anlatırken şey yapmıyorum. Hani başkasının malını niye kötülüyorsunuz falan diye de gönül koymayın. Birebir kendi motorumdur. Aldığım motordur. Ama gerçekten sahibine, hani şöyle diyorum, sahibine üzüldüm. Çünkü çok ciğerli ve güzel bir makine serisidir. Yani seri olarak emsallerinden bunun karşılaştırmaları var. Emsallerinden güçlü bir makinedir. Bu Mercury'nin 30 beygiri. Yani sırf yanlış, Mehmet takımları toplar mısın abicim? Sırf yanlış müdahaleler sonucu adam hem denizden soğumuş, hem ustalardan soğumuş. Yani üzüldüm gerçekten. Arkadaşlar hani video çekme amacım zaten, hani kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. En azından bazı şeyleri kontrol edebilirsiniz. Hani benim videoları çekme amacım budur. Yani hani bakın ki birisi bir şey yaptığında hani en azından kontrol edin. En azından kontrol edin. Herkese iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Çok uzattım, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin.